Şimdi ev yenileme hayali vardı bir ailenin. Bir dakika, kentsel dönüşüm değil. Değil, kendileri iç yenileme. İç yenileme, belki sağlamlaştırma kendi evlerini. Fakat bu hayalleri kabusa döndü. Neden? Çünkü tadilat değil, tahsilat yaptı bu inşaat ustası, usta ya da kendini nasıl tanıtıyorsa bu kişi. Mağdur bina sakinleri tadilat tuzağına ne kadar para kaptırdı, ne üzerinden kaptırdı, nasıl cevaplar aldı? Ümit vaat etti bize. Ümidimizin sonucu bu oldu. Kandırıldık. Yani para da benim umurumda değil. Kandırılmak çok acı bir şey. Onlar evlerini yenilemek, daha güzel bir yuvada yaşamak için tadilat işleri yapan bir kişiyle anlaştılar. O kadar güzel şeyler anlattı ki. Güven sağladı. Ancak iddiaya göre hem o hayallerinden hem de paralarından oldular. Çaldı yani resmen, dolandırıcı. Zarara uğradık. Her şekilde zarara uğradık. İddiaya göre evlerini bu hale getiren ustayla bir uygulama üzerinden tanışıp anlaştılar. Full tadilat yaptıracaktık. Önce evlerine geldi, keşif yaptı. Ardından bir bedel çıkardı ve ön ödeme almak istediğini söyledi. Evimizin komple tadilatı, kapıları, mobilyaları, işte spotlar değişecekti. Laminat parke yapacağım dedi, alttan ısıtmalı bir sistem yapacağım dedi. Bu vaatlere aldanıp binlerce lira ödeme yaptılar. 200 bin lira paranın 181 bin lirasını gönderdim. Toplam 138 bin TL para verdik. Ama tadilat bir yana, evler bu hale geldi. Her yeri kırdı, döktü, bütün her yeri harabeye çevirdi. Çöplük gibi bıraktı gitti. Mağdurları ona ulaşmak istediklerinde ilginç bahanelerle karşılaştı. Kedisinin ölmesini bahane etti, çocuğun hastalığını bahane etti. Bugün bu oldu, bugün para gelmedi, malzemeler pazartesi gelecek, salı gelecek. Satin çifti de o mağdurlardan. Tam 10 ay önce bu evin yenilenmesi için o kişiyle el sıkıştılar. Hatta 138 bin lira da para verdiler. Buraya kalkıp triplex bir daire yapacaktı. Burası mutfaktı sözde. Ama şu an harabeye çevirdi. Şov haberin ulaştığı ustaysa iddiaları kabul etmedi. Ortağı var. İkisi beraber insanları kandırmaya devam ediyorlar. Evet, şimdi bir uygulama üzerinden. İnternette. Evet. Değil mi? Öyle bir şey. Hmm. Bu usta ve ortağı ile tanışıyorlar. Yani. Önden paralar alınıyor fakat işte bahaneler ardı arkası kesilmeksizin geliyor. Yok kedim öldü, yok çocuğum hastalandı, yok mal geldi, sipariş ettim bilmedi falan derken. Yani binaların durumu ortada. Ya bu zaten hani normal evi yapan insanlar bile biraz geciktirebiliyor. Hani 2-3 tane iş alıyorlar haftada. Oraya gidiyor, buraya gidiyor falan filan da. Yani hani bir uygulama üzerinden, sadece internet üzerinden yazış çiz para götürse o büyük, büyük problem. Çünkü senin evin günümüzde en değerli yatırım araçlarından bir tanesi ev. Ama ev evlilikten çıkmış. Abla diyor ki burası banyo idi. Burası mutfaktı. Burası salondu. Peki, yani ev evlilikten çıkmış bir de. Sana sunulan proje nasıl? Alttan ısıtmalar yapacağız. İşte şuraya hayaller şöyle bir işte sonsuz havuz yapacağız falan. Yani neyse artık. Yani öyle bir noktadan getirmiş ki insanları ve sonunda vermiş o iddiaları da reddediyor. Hayır, mümkün değil. Ben yaptım, doğru, parayı da yedim mi diyecek. Tabii reddedecek. Değil de peki, yani gerçekten ödenen o bedel karşılığında istenen, beklenen bu kadar iş... Ya o tür... normal mi? Acaba belli bölümünü alamadığı için mi yapmadı? Yok canım, 138 bin lirayı almıştı. Hani 200 bin liralık işte 138 bin lirayı almak da fena bir rakam değil. Evet. Yani ben işveren olsam burada, yani sonuçta işveren oluyorum. Gıdım gıdım vermek lazım. Arkadaşlar bunu yine söyleyeyim. Ya 5 bin lira, göreceksin. 6 bin lira, 10 bin lira ve böyle hadiselerde kalem kalem. Şurada gittik şu boyayı aldık, burada gittik şu neyi yanına aldık işte... Karoyu aldık, bilmem neyi aldık falan filan. Yerden ısıtma, ha şu boruyu aldık falan filan diye. Göreceksin, edeceksin yani. Çünkü çok sağlam ve disiplinli bir şekilde tutmak vallahi lazım. Ben seni biraz tanıdıysam sen o ustayla o alışverişe giderdin. Giderdim, ben nereden, kendi kartımda alırdım hatta. Çünkü bir de şeyleri oluyor yani, biliyorsun. Promosyon işleri oluyor, değil misin sen? Ev yaptırıyorsun ya. Günümüzde şu an en önemli mesleklerden, yani daha doğrusu senin yatırımlarından biri. Bir, taksi plakası. İki, ev. Evet. Yani durum bu. Şimdi taksici yükselen meslekler bu. Diyorsun. Bunlar yani, evet. Dolayısıyla böyle bir evin varsa zaten hani işin en başında sıkı tutmak lazım. Tamam, uygulamadan tanışabilirsin. Herhangi bir yerde internet üzerinden tanışıp iç mimar bağlayabilirsin tabiri caizse, ama ondan sonra işin peşini bırakacaksın. Sonra da Allah korusun böyle olabiliyor. Olmasın yani. Olmasın. Dikkat edelim ne olur. Öyle. Çünkü paralar kolay kazanılmıyor olsun. Ya. Yani şimdi bir ayrı 200-300 bin lirayı eski halde getirmeye çalışacaklar tabii, şu evi. Maalesef, düşün. Maalesef. Olan büyük da gitmiş olsun. Yani. Aynen öyle. Soğuk su içilsin mi sanmam. En azından içilsin. Hayır, ben iftardan sonra. Ama affedersin ya. Ustaya ulaşılabiliyor. En azından peşine gidilebilir. Evet, yani bir sözleşme yok mu aralarında? Yani bir yazılı çizili bir şey, bu kadar süre içinde bu işi yapacağım,
bunun karşılığında bu bedeli alacağım. Peki, şu tarihte teslim edeceğim. Evet, yani lütfen hani siz uygulama üzerinden, lazım. Teknoloji üzerinden böyle bir şey buluyorsunuz vesaire, o yapmak zaman lazım. Bunu da yapmaya akıl etmek. Hatta noter vasıtasıyla yapmak lazım. Artık. Gerçekten önemli bir mevzu çünkü.